Evet arkadaşlar, bugün ayın 19'u. Şimdi Ezine'den çıktık. Kısmetse Geyikli'ye doğru gidiyoruz. Hepimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Şu Geyikli'yi bir hep beraber görelim istiyorum. Orası oldukça çok ünlü bir yermiş, meşhur bir yermiş. Tabiat olarak, doğa olarak her yönüyle çok güzel bir yermiş. Çok filmler çevrilmiş orada. Yani bir de biz görelim canlı canlı. Kısmet olursa orada bir hafta falan kalmak istiyorum. Hatırlarsanız geçen hafta tam bugün yola çıkmıştık. Şimdi tam bir haftamız oldu. Vallahi sanki bir hafta değil de sanki dün yola çıkmışım gibi geliyor bana. Bir hafta nasıl geldi geçti. Şimdi sizler benim yanımda olunca ben vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorum açıkçası. Gördük. Hoşumuza gitti. Ezine de gerçekten güzelmiş yani. Ya şöyle baktığın zaman Türkiye'mizin her yeri çok güzel. Her yerin kendine özgü dokusuyla harika bir yer. İşte keşke hani imkan olsa da her tarafı gezsek, görsek, tanıtsak. Tabii her şeyin ucu maddiyata dayanıyor yani. Ayvacık, Balıkesir, İzmir, Bozcaada. Buradan Bozcaada'ya gemi kalkıyormuş. Yok, biz gitmeyelim Bozcaada'ya. Ne işimiz var adalarda, modalarda? Şeye baktık, gördünüz. Bundan önceki videoda direktmen fabrikadan halka satış diyor. Peynir fiyatlarına baktık. Vallahi bana hiç de ucuz gelmedi açıkçası. Pahalı geldi yani. Bizim Yalova'yla ne farkı vardı şimdi fiyat olarak? Hiçbir farkı yok. Yani nedense hep taş yerinde ağır diyorlar ya, gerçekten bu söze katılıyorum. Yani taş yerinde ağır. Fabrikasyon ürünler nereye gidersen git aynı yani. Ayvacık 20 kilometre. Bu ayvacığı da çok methediyorlar arkadaşlar. Ben diyorum ki haftaya olmazsa ayvacığa gidelim. Çanakkale 18 Üniversitesi Ezine Yahya Çavuş yerleşim. Okuyamadım daha ötesine. O ayvacığı da görmekte bence fayda var. Orayı da bayağı söylediler. Vallahi hangi birini gezeceğiz bilmiyorum. Dur bakalım, gidiyoruz, hayırlısı.
karavan gidiyor. Böyle yanımda karavanım olmadan önce geçerken o kadar çok imreniyordum ki, ya diyordum ne güzel, şuraya bak. Evi, mutfağı, yatağı, her şeyi içinde. Hayat ona çok güzel diyordum. İstediği yere gider, istediği yerde yatar, kalkar. Ah diyordum ya, işte bu yani, hayat bu diyordum. Şimdi ufacık karavana imrenirken, kurban olduğum Allah bana çok daha büyüğünü nasip etti. Yer geniş, yürüyen ev şeklinde. Cenab-ı Allah her isteyene nasip etsin. Ya sen yeter ki derler ya, kalbini temiz tut, istemesini bil. Cenab-ı Allah illaki verir. Çok şükür bana verdi. Hamdolsun bunu yaşadım, yaşıyorum. Ama işte her bir güzellikte bir arada olmuyor maalesef. Ben isterdim ki bu güzelliği birileriyle paylaşarak, o güzellikleri beraber yaşayarak bu yolculukları yapmak isterdim. Ne yapalım? Allah her bir güzelliği bir arada vermiyor işte. Birini verse birini vermiyor. Belki bilemiyorum. Bize belki Cenab-ı Allah böyle layık gördü, böyle takdir etti. Ona da eyvallah diyorum. Halinden şikayetçi misin? Yok. Benim yani bir hizmete ihtiyacım yok. Sadece bir yoldaşım olsun isterdim. Şöyle gerçekten böyle tam kafa dengi, yaşamayı seven, bu güzellikleri beraber tatmasını bilen, efendim beraber ağlayan, beraber gülen, her şekilde kendini bilen bir insanın yanımda tabii ki olmasını isterdim. Arkadaşlar dün salatalık turşumuzu da yaptık yani. Bayağı böyle bir zamanımızı aldı ama turşumuzu yaptık. Kısmet olursa bugün Geyikli Pazarı'ndan da diğer kalan noksanlarımızı alıp onları da yapıp tamamlamak. Yani turşumuzu istiyorum ki şimdiden hazır edelim, hazır vaziyette olsun, yol boyu da yenir, kalanı da eve götürürüm, evde yenir. Şu anda tam turşu zamanı, onu da böyle değerlendireyim istedim. Hem beni bir oyalıyor, vakit geçiriyorum ondan, hem de turşu da yanında güzel olur. Mesela şimdi bir bulgur pilavı yapmışsın böyle tereyağlı. Üzerine böyle tavuk budunu da böyle didiklemişsin. Ondan sonra acaba ben şimdi sizi birazcık sulandırayım en güzeli. Hala öksürüyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yanına da böyle karışık böyle turşuyu da böyle güzel güzel koymuşsunuz böyle.
biraz da onun görselini de sağlamak lazım. Yani böyle gelişi güzel değil de böyle tabağı dizerek ondan sonra yanına da şimdi bulgur pilavının yanında ne gider arkadaşlar sizce? Evet, diyorsunuz ki nohut yemeğe, etli nohut yemeğe harika gider. Evet, kuru fasulye de iyi gider diyorsunuz. Doğru, katılıyorum size. Yani olursa fena mı olur? Yok, fena olmaz. Şöyle güzelce ne yaparsın. Oh! Ama bunu ne zaman yapmak istiyorum biliyor musunuz? Şöyle şakır şakır yağmur yağıyor böyle. Karavanın üstüne böyle tık 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 yağmur sesi. İçeride kalmasın, dışarıya çıkamıyorsun mesela yağmur. Güzel bir şekilde pilavını yapmışsın. Nohutlu veya kuru fasulyeni yapmışsın. Turşunu da yanına çıkartmışsın. Hadi bir yanına bir de ev yapımı bir yoğurt. Allah Allah Allah. Yani de ki güzel olmaz arkadaş. Hani ya yok ben bunu yemem, beğenmem diyen var mı? Yok, sanmıyorum. Vallahi ne güzel gider biliyor musunuz? Söz bir gün yapacağım arkadaşlar. Buna da siz şahit olacaksınız. Ama tabii ki yalnız boğazımdan geçmez. Sizler de yanımda olsaydınız sizlerle de yerdik. Sizlere de ikram ederdim ama neyse, belki tesadüf eden arkadaşlarımız olur mu? Olur. Yani bereket onun içindedir. Yedikçe artar, verdikçe artar diye düşünüyorum. Hem de bu arada bilmeyen arkadaşlarımız da nasıl yapıldığını görmüş olur. Hani bazı tek yaşayan insanlar var ki, yani iki yumurtayı kırıp bir araya getiremeyen insanlarımız da var. Belki onlara örnek olurum, görürler. Demek ki böyle yapılıyormuş. Evet, tek de olsan bunları istersen yapabiliyor musun deyip kendi kendine bir cesareti doğar. Mesela bayan olup da bunların hepsini bilen yapan var mı? Yok. En azından belki onlara birer şey olurum. Göstermek için bir kılavuz olurum yani, bilmiyorum. Arkadaşlar, yani şunu unuttuk ya. Yanına bir de çoban salatası gider mi? Hadi gitmez diyeyim. O kadar turşu var, yoğurt var diyeceksin. Bir de yanında çoban salatası. Vallahi arkadaş, yani çeşidin bolluğundan zarar gelmez. Ben çoban salatası da yaparsam güzel olur diye düşünüyorum yani. Çok yapmayız ya, az yaparız biz de. Yani amaç hem bir çeşit olsun, hem bir değişiklik olsun, yanında çeşit olsun. Oldu sana 4 çeşit. Allah bereket versin ya. Şimdi yani bu videoyu herhalde izledikten sonra bilenler hemen bunu yapmaya kalkacağını düşünüyorum. Ya canımız çekti, bizi imrendirdin. Hadi biz de senin söylediğin şekilde yapalım, hazırlayalım, yiyelim, senin de kulaklarını çınlatalım diyenler
illaki olacaktır içinizde. Neyse, ben o zaman yapacağınızı, yaptığınızı düşünerek size şimdiden afiyet, şeker olsun, bal olsun, yarasın diyelim. Yani hala atamadım şu rahatsızlığı üzerimden atamadım yani. Ha, önceki kadar değilim ama hala devam ediyor yani. Hiçbir hastalığım benim böyle uzun sürmemişti. Biraz uzun sürdü bana. Şimdi şunu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Daha belki önceki videolarımın bazılarını da söylemiştirim. Yine bir hatırlatmakta yarar görüyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız, belki ilk defa gelmiş olan arkadaşlarımız, şöyle tesadüf ona hitap etmeyen bir videomuzla karşılaşmıştır. Ya aman bu ne ya Allah aşkına, yok ya ben bunu seyretmem deyip de ayrılmak isteyen arkadaşlara ben şöyle bir önerim var. Bak arkadaşlar, biz her konuyu elimizden geldiği kadar işlemeye çalışıyoruz. Bu bakımdan da yani belki bir videomuz iyi olmaz, diğer videomuz güzel olur. Belki başı pek hoşunuza gitmemiştir. Ya aman bu ne ya, hiç güzel değil deyip çıkmak istersiniz. Belki güzellikler ya ortasındadır ya da sonundadır yani. Onun için ben derim ki bir videoyu yarım bırakmayın, sonuna kadar muhakkak izleyin. Her zaman bazı şeylerin sonu güzeldir. Bazı şeylerin sonu muhakkak güzeldir. Yani o bakımdan da biraz sabretmek lazım. Hemen pes etmemek lazım.
burada ne güzel su vardı. Almadım. İnşallah bulursam bir daha durayım muhakkak ya. Su alayım. Suyum bayağı bitti. Çınarcık'tan aldığım suyla devam ediyorum hala. Onu da yarım doldurdum. Tam doldurmadım. Ağırlık yapmasın diye. 500 litrelik su depom var. 250 litre falan doldurdum işte. Buraya kadar bol bol yetti fazlasıyla. Şimdi ise bir yerden bir çeşme bulayım da doldurayım. Aslında doldurmak istemediğim sebebi de onu boşaltayım da dedim, kenara doğru çekeyim. Stop lambamın, yani park lambanın biri yanmıyor. Oraya da tam bidon rast geliyor. Boşalsın, çekeyim de onu yapayım. Ondan sonra yerine koyup suyu alayım istedim ama şimdi gideceğim şehir merkezi büyük bir ihtimal. Orada da su bulurum, bulamam. Yani nasıl olsa da gece yolculuk yapmadığıma göre, gerçi arabanın üstü, altı, yanları hep ışık dolu. Ona pek ihtiyaç yok ama olsun. Benim yanmayan istedim ki lambamda olmasın. Ama su da benim şu an için en büyük ihtiyacım yani. Onu da almam lazım. Şimdi gittiğim yerde bilemiyorum ki su var mıdır, yok mudur. Ama işte bu arada da videoyu da kapatmam gerekecek. O kadar uzun süreli tutamam ki. Neyse, artık şimdilik gidelim bakalım ikinci çeşme görene kadar. Umarım bir yerde görürüz. Ayvacık buradaymış arkadaşlar. Yani buraya geleceğim. Geleceğim buraya haftaya Ayvacık. Tekrar bu yolu geri gideceğim. Artık kaç kilometre geri gideceğim onu bilmiyorum ama bu Ayvacık'a da gelmek istiyorum açıkçası. Yani bayağı böyle bir yol mesafesi uzayacak bana ama yani şöyle ki, en kötü şartlarda söylüyorum, bir 40 kilometre bir geldi gitti yapacağım buraya. Şimdi bu Ayvacı yayında seyrederken bir fikriniz, bir yorumunuz olursa onu da yorumlarda dile getirmenizi istiyorum. Hani gitmemize gerçekten değer mi? Bilen arkadaşlar için söylüyorum. Değmez mi? Yorumlar kısmından bir açıklık getirirse sevinirim. Thank you.
aşağı yukarı Çınarcık'tan buraya kadar 500 kilometre falan yol yaptık arkadaşlar. Aşağı yukarı diyorum. Bunun tabi üstü olmaz ama belki çok az bir şey altında olabilir. Şu anda tam net hesaplamadığım için söylüyorum. Yani 450-500 civarında yol yaptık kilometre olarak. Bulutları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu taraflarda bulutlar çoğaldı. İnşallah bu tarafa Ayvacı'ya gelmek istediğimiz zaman yağmurlu olmaz da, yağmurlu olursa gelemem zaten. Ne yapacağım? Oranın pazarını da çok methediyorlar. Gezemedikten sonra, hani çekim yapamadıktan sonra Ayvacı'ya gelmişim bir anlamı var mı? Yok. Diyorum ki ya ben takipçilerime hani yöresel ihtiyaçlarını postayla, yani postaneden bir şekilde göndereyim, bir yararım olsun. Onlar bana istediklerinin ne istiyorlarsa mesela o zaman IBAN'dan parasını gönderirler. Ben de onu alır gönderirim diye aklımdan geçiriyorum. Ya iyi olur, kötü olur. Babal'da da kalmak istemiyorum. Hoşuna gider gitmez. O sorumluluğu da almak istemiyorum. Hani ne güzel anlaşırken giderken birdenbire kötü durumuna düşmek istemiyorum. Yani o sorumluluğu da bir yerde pek almak istemiyorum. Yani veya şunu yapabilirim en şeyi. O kişilerin, yani alışveriş yapabileceği yerlerin telefonlarını yayınların, yayından o yerlerin telefon numarasını almış olursunuz. Direkt ben birebir kendiniz orayla muhatap olursunuz. İstediğiniz bir şey varsa, gönderme imkanları varsa onlardan istersiniz. Öyle herhalde daha iyi olur. Ben de arada üzülmemiş olurum. Siz bana itimat eder, güvenirsiniz benim alacağıma, göndereceğime, ama yani ben üzülürüm sonra. Ben üzülürüm. Belki benim damağıma hitap eder, sizin damağınıza hitap etmez. Ne bileyim, bilmiyorum. Yani o tür şeylere
pek sıcak bakmıyorum açıkçası. Evet, tünele giriyoruz arkadaşlar. Bilir ne kadar dağdan tepeden geçecektik. Dağlara tepelere vurmadan düz gidiyoruz hayırlısıyla. Biri bitti, bir tane daha var.
işte yayında tünelden geçiş yoktu arkadaşlar. İlk oldu bu. Arkadaşlar benim gördüğümü siz de gördünüz mü ya?
Vallahi deniz gördük, deniz. 2 günde özlemişim denizi ya. Vallahi 2 günde özlemişim denizi ya. Neyse, hepimize göz aydın olsun. Denizi gördük. Acaba geleceğimiz yer, yani geyikli dedikleri yer burası mı acaba? Burada karavan parkı varmış, onu bulmak lazım. Merak ediyorum karavan parkını. Önce pazarı bulalım, sonra karavan parkını bulalım. Yani. Ha, burası küçük kuyuymuş. Küçük kuyu. Allah Allah. Da terminaliymiş. Küçük kuyu belediye otobüs terminaliymiş. Siz göremediniz gerçi ama ben sizi namınıza gördüm, söylüyorum. Burası küçük kuyuysa daha Geyikli'ye var bayağı. Çektiklerine göre acaba buralarda bir yerde pazar neyi mi var ki? Ya da çarşı olduğu için mi?
Yani küçük kuyu diyorlar ama pek de küçük kuyu gibi değil. Büyük kuyu gibi. Denizim. Seni özlemişim Denizim. Senden 3-4 gün ayrı kaldık. Hemen özlemişim seni. Yok yok. Yani biz denizsiz yapamayız, onu anladım yani. Ya 4 günde özlemişim Deniz'i ya. 4 günde ya. Ya şöyle aylar olsa ne yapacağız? Yapamayız biz Deniz. Ya arkadaşlar gelmedik mi şu geyikliğe ya? Vallahi her şeyi benden bekliyorsunuz ha. Hiç söylemiyorsunuz ki. Ya geyikliğe daha az daha var veya yok. Az daha gideceksin. Ya da yanlış girdin, yanlış gidiyorsun demiyorsunuz ki. Her şeyi benden bekliyorsunuz ya. Ama denizin sığ. Hala yüzen var yani, bakın. Görmüyorsunuz belki ama ben görüyorum. Yüzen var yani. Adam ta nereye kadar gitmiş? Sığ. Buradan balık tutulur mu ta ya? Allah Allah. Milletin yüzdüğü yerden balık tutmaya çalışıyor ya. Ne güzel yüzüyorlar. Ben bile imrendim yani açıkçası. Neyse, nasıl olsa buradayız. Elbet güzel bir havanın şeyinde. Ben de mayomu neyimi giyer, ben de giderim denize. Sanki benim başım kel mi ya arkadaşlar? Dur bakayım. Vallahi azıcık kelmiş ama. Neyse, olsun. Keller giremez mi yani? Kellerin giremeyeceği bir şey mi var? Kural mı var? Gülmeyin oradan arkadaşlar. Kusura bakmayın, gülmeyin. Keller de denize girebilir. İl sınırı diyor. Allah Allah, o ne demek Balıkesir il sınırı? Şimdiye kadar Balıkesir değil miydi sanki?
Hayır, pardon, pardon. Çanakkale'ydi, öyle ya, doğru. Pardon. Çanakkale idi. Şimdi ise tekrar Balıkesir'e döndü. Ya şeyden hiçbir yazı yok. Geyik diye herhangi bir yazı daha görmedim. Sahiller iyi de dolu. Ya dursana oğlum, nereye gidiyorsun ya? Koştura koştura nereye gidiyorsun ya? Ecik durmayı da bil ya. Anca gidiyorsun ya. Bazen kendi kendime böyle bir şey yapmak istiyorum. Tenkitte bulunmak istiyorum. Şu iğdelere bir de biz bakalım ya, nasıl bir şeymiş. Vallahi ama daha olmamış ki ya. Olmamış. Daha iğdeler olmuş yerler de var da olmamış yerler de çok. Bir haftaya kadar kısmetse olacak herhalde, tahmin ediyorum. Az daha var. Vallahi bura nereyse, burası da çok hoşuma gitti. Diyeceksin ki senin de hoşuna gitmeyen bir yer yok ki. Evet, hoşuma gitti arkadaşlar. Ne diyeyim yani şimdi? Hoşuma gitmedi mi diyeyim? Tabela yok ki kardeşim ya. Bir tabela yani şu Geyikli diye, bu Narlı köyüymüş, ileride Narlı köyü varmış. Navigasyona bakayım desem bu sefer yayın kesilecek. Bakmasam biz Geyikli'ye falan değil de yanlış yöne mi gidiyoruz? Onu da bilmiyorum. İnşallah geriye falan dönmeyiz yani. Şurada bir yazı var ama dur bakalım neymiş o? Edremit Balıkesir ana. Edremit Balıkesir'den bahsediyor. Ya arkadaşlar, vallahi yanlış gidiyoruz gibi geliyor bana sanki ya. Ben bir yerde durup başka bir yoldan şeye bakmam lazım. Navigasyona bakmam lazım. Yani yoksa gidiyoruz da.
biraz daha açık meydan mı var? Şöyle durabileceğim. Bence yanlış gidiyoruz herhalde. Yani hiçbir yerde bir geyikli yazısına rastlamadım arkadaşlar. Ya bu ne geyikliyse şuraya durayım ya, ne yapayım? Şuraya durayım da bir yerden bir bakayım geyik. Ya şuraya sorayım. Tamam, şuraya sorayım bakayım. Selamünaleyküm. Geyikli'ye gideceğim ama yanlış mı gidiyorum, doğru mu gidiyorum? Yanlış yol. 80 kilometre mi? Ne diyorsun ya? Evet. Nereden geldin sen? Ben Ezine'den geldim. Yapma ya. 80 kilometre mi? Yanlış anlaşılmasın yani. Çanakkale Geyikli değil mi? Evet. Çanakkale Geyikli. Bayram hiç Ezine'den buraya geldim. Sağ. Evet. Şimdi tekrar Ezine yoluna mı gideceğim? Buradan direkt Çanakkale'ye gitmiyor mu? Tamam, oradan geçilmiyor mu Ezine'ye, şeye? Ben diyorum bir yanlışlık var ama nerede yanlışlık var? Usta, sen buradan geri dönüyorsun. Tamam. Ayvacık, Ezine. Ayvacık, evet. Tamam, Ezine'ye gittin. Koskoca büyük tabela görürsün, Geyikli diye bir şey görürsün. Tabela. Vallahi görmedim, biliyor musun? Hayır, görmezsin sen. Sen yanlış dönmüşsün. Sağa dönüp devam edeceksin sen. Yani şey işte, bu karavan mı? Karavan. Geldiğim yolu tekrar geri gideceğim anlaşılan. Aynen. Tüp boksu var içeride. Tüp? Yok, turşu yapmıştım da o kokuyor olabilir. Tüp yok şu anda. Sola dönüyorsun, ileriden. Yani kaç kilometre aşağı yukarı? 80 kilometre falan yani. Yapma ya. Yani gitmemize değer mi? Geyikli nasıl bir yer? İyi mi? Güzel bir yer. Bileyim yani, değil mi? Sen bilirsin, ben bilmem. Peki. Eyvallah. Sağ ol. Var mı yakınlarda dönecek yer? Var mı yakınlarda? Tamam. Astos yazan tabaydan döneceğiz sonra abi. Eyvallah, sağ olun. Of of, işte navigasyonu da açmazsam böyle işte. Şuradan öbür telefona elime alayım. Onu şarja koyduydum. İşte bir de çok konuşuyor diye kapatırsak olacağı bu arkadaşlar. Hiç demiyorsun, yanlış gidiyorsun abi, yanlış gidiyorsun demiyorsun ya. Yapmayın bari ya. Anlaşıldı, şeyden aldığım simidi de yanıma alayım da. Vallahi 80 kilometre de olsa artık o Geyikli'ye gideceğiz arkadaşlar. Yani bunun şeyi yok artık.
66 66 kilometreymiş ya. 80 kilometre diyor ama 66 kilometre. Vallahi döneceğim arkadaşlar ya. Söz verdim size çünkü. Şu kapımızı kapatalım. Döneceğiz. Başka şeyimiz yok. Ne yapalım? 600 metre sonra Güney Kavşak'tan birinci çıkışa girin. Evet. Kusura bakma navigasyon kardeş. Seni bazen kırıyorum mırıyorum ama bak işte işe yarar mısın? Onu da ben kullanmamışım. Arkadaşlar yani bu yanlış geldiğimiz 66 kilometre geliş 66 kilometre de giriş gidiş ne yapıyor? 60-120-120-132 kilometrenin mazot parasını sizden alacağım, bilginiz olsun. Hiç hatırlatmadığınız için. İnsan bir hatırlatmaz mı ya? Ben de size güvenerek gidiyorum muhabbet sohbet. Pazara gidecektik. İnşallah pazara bari yetişiriz. Böyle şans mı olur ya? Ne kısmet. Hep sizin yüzünüzden. Hep. Heh. Sorumlu sizsiniz arkadaşlar. Kusura bakma. Taraftan emniyet kemerini halletmeye çalışıyorum. Neyse ki oradan biraz fazla oyalanmadım. Vakitlice çıktım. Şu an saat 1. 3'te oradayız. Neyse pazarı kaçırmamış oluyoruz en azından. Öyle diye düşünüyorum. Şimdi o tünelleri tekrar çıkacağız. Tekrar geçeceğiz o tünellerden. Suyumuzu içtik. Daha henüz acıkmadık. Acıkırsak simidi de aldığım simidi de yanıma aldım nasıl olsa. Canım çekmişti dedim bir simit alayım da yiyeyim.
Vallahi hazırda yemeğim de yok ya. Vallahi dün turşu yapıyorum diye, işte çekim yapıyorum diye ne yemek yaptığım var doğru dürüst. Kendime de hiç vakit ayıramaz oldum bu arada. Sonra tekrar bu yolu yine bu tarafa doğru geleceğiz. Yani aynı yolu tekrar geri geleceğiz yani neticesinde. Ne yapalım ya? Belki her işte bir hayır vardır. Bunda da böyle bir hayır vardır herhalde. Şimdi navigasyonu açtık ama
Arkadaşlar, ben derim bunu burada keselim çünkü bayağı uzun oldu. Burası küçük kuyu. Çanakkale'ye mi bağlı bilmiyorum ama. Dümdüz ilerleyin. Keselim. İnşallah buradan aynı kaldığımız noktadan devam ederim. Şimdilik hepinize hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi takipte kalın. Bundan sonrakini tekrar aynı yerden yayınlayacağım arkadaşlar. Kesmiyorum. Şu noktadan kapatıp açıyorum sadece. Bilginiz olsun.